Teşekkürler Sayın Başkan. Bugün 13 Aralık, bugün faşist junta tarafından yaşı küçültülüp idam edilen Erdal Eren'in ölüm yıl dönümü. Bu ülkede katledilmiş, kaybedilmiş çocukların ülkesi. Bu ülke uykudayken, sokakta oynarken zehirli araçların ezdiği evinin önünde 12 yaşında 13 kurşunla katledilen çocukların ülkesi. Okulda olması gerekirken işte olan çocukluğu çalınan çocukların ülkesi. Erdal Eren şahsında katledilen tüm çocukları saygıyla anıyor. Çocuklarımızın daha özgür, daha demokratik bir ülkede yaşaması için mücadeleyi büyütmenin sözünü veriyoruz. Değerli milletvekilleri, nükleer ve radyasyon sorunu dönemin en temel sorunlarından birisidir. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bütçesi hakkında konuşuyoruz. İsmin çok uzun olan bu kurumun altında nükleer enerji, bor, nadir toprak elementleri, enerji, temiz enerji için araştırma enstitüleri kurulmuştur. Her biri ayrı bilimsel tartışma ve çalışma başlığı olan bu alanlar elbette önemlidir, kıymetlidir. Ama AKP iktidarı bu alanlara rant hırsı ile yaklaşmaktadır. Çalışan sayısı bine yaklaşan bu yeni kurumun ne iş yaptığı konusunda halkımızın bir bilgisi yoktur. Değerli milletvekilleri, uygulamaya baktığımızda Türkiye'de enerji ne temizdir ne de ucuzdur. Halk ekonomik kriziyle mücadele etmektedir. Hem hanelerde hem de işletmelerde esnaf ağır elektrik ve akaryakıt sorunları ile karşı karşıyadır. Türkiye'de Enerji Bakanlığı ve bu kadar kurum varken kırsal alan 21. yüzyılda hala karanlıktadır. Kent merkezlerinde abartılı olan sokak lambaları, aydınlatmaları 5 kilometre ötedeki köylerde hiç yoktur. AKP iktidarı güneşin ve rüzgarın bereketinden yararlanmak yerine kirleten enerjileri ve riski yüksek enerjileri tercih ediyor. Bu arada yaygınlaşan radyasyonun halk sağlığını tehdit eder düzeye geldiğini biliyoruz. Çeşitli düzeylerde radyasyona maruz kalma nedeniyle gittikçe artan kanser vakalarının olduğu bir gerçektir. Dünya genelinde her yıl 20 milyona yakın insan kanser teşhisi konuluyor. 2040 yılına kadar bu sayının katlanarak artacağı ve henüz bilinen tüm kanser türleri için kesin bir tedavinin olmadığı bilinmelidir. Türkiye'de her yıl 210 binden fazla kanser vakası yaşanmakta ve kanser olanların yarısına yakını yaşamını yitirmektedir. Kanser hastaları ağır hak ihlallerine maruz kalmaktadır. Özellikle bölge illerinde kanser hastalarının erken teşhis edilmediği ve bu kapsamdaki hastaların temel sağlık haklarının korunmadığı ifade etmek isterim. Nüfusu 1,5 milyona yaklaşan Van ilimizde sadece hastane var ama ikisinde de sıra bulmak, onkolojik teknik yapmak neredeyse mümkün değil. Van'da ne bölge hastanesinde ne de üniversite hastanesinde kanser hastaları teşhis ve tedavi süreçlerini yürütemiyor. Çocuk onkolojisi alanında tek bir birim yok. Altyapı ve tıbbi medikallarda ilaç temininde çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Özellikle bazı kanser türlerinde tek bir doktor bile yok ve tetkikler yapılamıyor. Bu durum nedeniyle çoğunluğu yoksul olan birçok kanser hastası tedavi olabilmek için batı metropollerine bin bir zorlukla ve elmekle gelmek durumunda kalıyor. Son derece pahalı, üstelik halk ve toplum sağlığı açısından çok tehlikeli nükleer enerji yatırımı yapmak yerine koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve erken teşhis imkanlarının artırılması gerekir. Değerli milletvekilleri, Türkiye genelinde kanser vakaları Çernobil'den sonra gerek yanı başımızda Halepçe'de, gerekse Japonya ve Vietnam'da
nükleer savaşlar nedeniyle kullanılan kimyasallar toplumda kuşaklar arası kanserleşmeye yol açtı. Savaş ve çatışmalarda belli bölgelerde kullanılan kimyasalların ve radyoaktif maddelerin kalıcı ve yayılan etkileri olduğu bilinmelidir. Bu bilimsel verilere rağmen AKP iktidarı Türkiye'yi sonu belirsiz bir nükleer maceraya sürüklemektedir. Mersin Akkoyu'da kurulumu devam eden nükleer tesisin bir deprem, ihmal, saldırı, sabotaj durumunda tüm ülkeyi hatta Orta Doğu'yu tehdit ettiğini bilmeliyiz. Üniversite özelliğinin yok edildiği, Barış Akademisyeni ihraç edildiği ve liyakatsizin egemen olduğu bu yerde nükleer enerjiyle uğraşmak ülkeyi dinamitlemektir. Şu an devam eden Rusya-NATO savaşında en büyük riskin 40 yıl sonra bile Çernobil olduğu ifade edilmelidir. Bu gerçekte ortadayken Türkiye'nin Rusya'nın ipiyle nükleer bir kuyuya girmeye çalıştığını görüyoruz. Nükleer enerji konusunda Türkiye kamuoyuna yalanlar söylemektedir. Nükleer enerji hem kurulumu hem de işletmesi yönüyle pahalı, riskli ve ölümcül bir enerjidir. Dünyanın birçok yerinde hatta sınırımızın hemen öte yanında nükleer çöplükler ortaya çıkmıştır. Ermenistan sınırımızdaki Matmasur santrali yanı başımızdadır. Bu alanda teknolojisiyle ünlü Japonya'nın Fukushima'da çaresiz kaldığı ortaya çıkmıştır. Deşarjı, depolanması ve taşınması riskli olan radyasyon, yayıcılar ve atıklar toplum sağlığını tehdit etmektedir. Topluma ve doğaya savaş açarak bu topraklara refah getiremezsiniz. Türkiye'yi tehlikeli atık ticaret merkezi haline getirerek Sayın Dindar lütfen tamamlayın. Türkiye toplumuna ekonomik bir gelişim sağlayamazsınız. Alternatif, yenilenebilir ve ekokırıma toplu katliamlara yol açmayan bir enerji politikasına dönülmelidir. Enerji üretimi mutlak bir şekilde kamusallaştırılmalıdır. Rant değil, toplumun yararı öncelikli olmalıdır. Bizler DEM Parti olarak dua ile uyumlu halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir büyümeyi ve sosyoekonomik kalkınma stratejisini savunuyoruz. Enerji alanında ekolojik yıkıma, sömürü ve yoksulluğun artmasına yol açan kar amaçlı büyüme ve rant hırsından vazgeçilmesine yöneliyoruz. Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Dindar. 7. söz Mardin Milletvekili Kamuran